O anda söylerken de inanmakta güçlük çektiğim o cümleyi söyledim. Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalanıyor son dakikasında haber merkezimize yazdırdım. Helikopterler geldi ve burada ateş açmaya başladılar. Hayatımda yaşadığım en derin şoklardan biriydi. Gölbaşı'ndan, özel harekattan gelen haber belki de meslek hayatım boyunca aldığım en acı haberlerden biriydi. Kendime, habere, gördüklerime bu kadar yabancılaştım hiç hatırlamıyorum. Yani bir uzay mekiği buraya gelse, 100 metre yükseklikte askıda kalsa, bir futbol sahası büyüklüğünde aynı yabancılaşma ve paniği hissederdim. Sıcak, boğucu bir Ankara akşamıydı. Kuğulu Park muhtemelen o günde bugün olduğu gibi kalabalıktı. Ankaralılar için sıradan bir gün. Dünden farksız, öyle zannediyorlardı ama bilmedikleri Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde kendisini gizlemiş terörist bir yapının darbe girişimi için düğmeye bastığıydı. O gece 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatsak kimseyi inandıramayız. Ama her şey gözümüzün önünde oldu. Yaşananların işaret fişeği Ankara semalarında alçak uçuş yapan F-16'larca atıldı. Bilgiler aslında İstanbul'da köprüde bir hareketlilik olduğuna yönelik istihbaratlar geldiği, bu sefer Ankara'dan Genelkurmay karargahı önünden bir hareketlilik ve olağan dışı bir hareketlilik haberleri gelmeye başladı. Telefona baktım, 30'a yakın arama var. Bir tanesini açtım, Gökhan uçaklar uçuyor diyorlar. Arabanın camını açtım, yukarı baktım, uçaklar alçak uçuş yapıyor dediğiniz bu muydu oldu tepki? Yani alçak uçuş değildi o. Dev savaş makineleri, F-16'lar iniş takımlarına kadar görebileceğiniz kadar yakından uçuyorlar. Bir şeyler yaşandığı açıktı. Ankara'da gecenin sessizliğini savaş uçakları bozarken İstanbul'da asker Boğaziçi Köprüsü'nü tutmuştu. Tankların kışlalardan çıktığına dair bilgiler geliyordu. NTV'nin tecrübeli güvenlik muhabiri Gökhan Gerçek ve Star TV'nin Ankara Haber Müdürü Fatma Tunçel ne olup bittiğini anlamak için Genelkurmay Karargahı'nın yolunu tuttu. Savaş jetlerinin uçtuğu anda Genelkurmay Başkanlığı'ndan silah seslerinin de geldiği iddia edildi. O silah sesleri üzerine de Genelkurmay Başkanlığı'na çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Her yerde beyaz çelik yelekli polisleri gördüm. Ellerinde kalaşnikovlar vardı, makine tüfekler dağıtıldı Ankara Emniyet Müdürü tarafından. Bana en son şunu söyledi. Biraz sonra buraya helikopterler gelecek ve burayı bombalayacaklar. Vurulmak mı istiyorsun dedi bana. Ben de dedim ki yani bu darbe girişimi ise asker askeri bombalayamaz. O sırada dönemin başbakanı Binali Yıldırım ilk çıktı. Bu bir grup askerin darbe girişimidir dedi. Doğrusu bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylem söz konusu. Ondan sonra halk gelmeye başladı. Halk gelince o sakin sortilerle uçan helikopterlerden bir tanesi Super Cobra alçaldı. Ama birden bizim bulunduğumuz yeri taramaya başladı. Yani top mermisi, şu büyüklükte mermileri atıyorlar ve korkunç bir ses. Ne oluyor sorusunun yanıtını o sırada bulmak imkansızdı. Asker darbe yapıyorsa ya da darbe girişimi ise havadaki de asker ve onu bombalıyor. Üst geçitler, alt geçitler olan bir bölge. Hengameyle, kargaşayla yüksekten aşağıya düşen insanlar ve zedelenmiş, vücut bütünlüğünü kaybetmiş cesetler olduğunu gördüğümüz görüntüler vardı. Akay Caddesi'nin kesiştiği yere çıktık. Zırhları gördük, M60 tanklar. Tamam, 80 yıllarındaki görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Atatürk bulvarından şeye gidiyorlar, yukarıya doğru. Halkın da gücüyle biraz, yani halk sokakta. Tankın bir tanesini yangın söndürme tüpüyle o görüşü kapattıktan sonra araçların üzerine çıktı tank ve durdu o. Gözaltına alındı içindeki askerler de. O küçük direniş, o cesaret, karşı tarafın o kopması gereken zinciri koparttı. Hiyerarşi bozuldu ve darbeciler ne yapacağını bilemez halde hücreler şeklinde kaldılar. Kaç
Yaşananın bir darbe girişimi olduğu anlaşılınca emniyet birimleri, güvenlik birimleri alarm durumuna geçmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü tüm birimleri göreve çağırdı. Ankara Gölbaşı'ndaki o zamanki ismiyle Özel Harekat Daire Başkanlığı polisin en seçkin birimi. Görev emriyle, hatta emir dahi beklemeden yüzlerce personel hemen buraya gölbaşına koştu. İçtima için bahçede toplandılar. Son hazırlıkları yapıp Ankara geneline dağılacaklardı ki korkunç bir patlama yaşandı. İlk bomba Gölbaşı'nda Özel Harekat'ın hemen yanındaki Havacılık Daire Başkanlığı'na düştü. Ve o ilk saldırıda 7 polis şehit oldu. Polisin en büyük gücü ağır makine tüfekleri var, helikopterleri var. Darbeyi durdurabilirler. Zincir bir kırdı mı bitti çünkü iş. Biliyor bunu darbeciler. İHA'lar orada uçuyor. Binlerce polis. Sivil kıyafet, makineli tüfek, çelik yelek. Yani şeyde yok, kamuflajlarıyla değiller ama binlerce polis var daire başkanlığı. Havadan görüyorlar, ne yapacaklar? Yapacakları tek şey onları durdurmak. Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın giriş kapısı var. Çok insafsız bomba atıldı oraya. Yani savaşta kullanılmayacak büyüklükte F-16'lardan bomba atıldı. O ilk saldırının üzerinden bir saat dahi geçmemişti ki burası Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı ikinci kez bombaların hedefi oldu. Bu kez yerleşke içerisinde yatakhanelerin de olduğu idari binayı hedef almıştı darbeci askerler. Ve o korkunç saldırıda 44 polis şehit oldu. Bugün o bina artık yok, yerinde 15 Temmuz Şehitler Anıtı var. Birçok polis, o 50'li üzerinde arkadaşları yaşamını yitirmesine rağmen zırhlara bindiler. Şehrin dört bir yanına yayıldılar. Zira buradaki direnişte de görev yapan çok sayıda özel harekat polisi vardı. Saatler geçtikçe sokaklar kalabalıklaşıyordu. Darbeci askerler hiç beklemedikleri bir dirençle karşılaşmışlardı. Tankların önünde duranlar, askeri aracın önüne yatanlar, kendi bedenini kurşunlara siper edenler. O gece Ankara'da çok kritik bir durak daha vardı. Türkiye demokrasisinin kalbi Türkiye Büyük Millet Meclisi. Milletvekilleri hemen meclise koştu. NTV ekibinden Özden Erkuş ve kameraman Yasin Güngör de oradaydı. O gece buraya geldiğinde nasıl bir manzarayla karşılaştın ve insanların yüzünde nasıl bir ifade vardı? Savaş haliydi aslında bakılırsa. Buraya gelene kadar yolda gördüklerimiz de oydu. Tanklar vardı, ezilmiş arabalar vardı, insanlar durdurmaya çalışıyordu. Biz meclise girdiğimizde mecliste bir karartma söz konusuydu. Çünkü havada bir helikopter vardı ve helikopterden ateş açılıyordu izli mermilerle. Zaman zaman kapılarda çatışmalar yaşanıyordu. Milletvekilleri genel kurulda yerlerini almıştı ve olağanüstü oturumda yaşanan darbe girişimi çok sert ifadelerle kınandı. Kürsüde konuşmalar yapılırken kulakları sağır eden bir patlama sesi duyuldu. Patlama daha oldu şimdi. Beşinci patlama. Beşinci patlama. Bir polis memuru geldi. O gecenin olağanüstü bir çerçevesinde bu yayını artık sonlandırmamız gerektiğini yayın sırasında bize söyledi. Ve buradan gidin, burası güvenli değil dedi. Ve biz de o uyarıya istinaden bölgeden ayrıldık. Başka bir koridora geçtik. Belki 3, belki 5 dakika sonra emin değilim. Tam o nokta vuruldu. Bu bomba doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesine değil, çevresine değil, doğrudan binanın kendisine, hatta başbakanın mesai yaptığı ofisin yanı başına düştü. Meclis sığınağına giden koridorlar. Milletvekilleri daha önce bu koridorlarda yürümüş müydü ya da sığınağa gitmişler miydi bilmiyorum. Sonuçta bir savaş hali ya da bir saldırı durumunda kullanılacak sığınaklardan bahsediyoruz. Ve o gece meclis saldırı altındaydı. Milletvekilleri de sığınağa koştu. Gördüğümüz manzara pek sığınak değildi. Daha çok depo olarak kullanılan, bütün partiden milletvekillerin yan yana o küçük odalarda, minik sıralarda, oturacak yer yoksa yerlere oturmak suretiyle orada sabahın olmasını beklediler. Müzik
Ankara'da sahada bunlar yaşanırken NTV Ankara Büro'da istihbarat şefi Ahmet Ergen bir yanda ekipleri yönlendiriyor, bir yanda da susmak bilmeyen telefonları yanıtlıyordu. Birçok yerden telefon geldi. Yayınları kesin, Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuştur. Buna yönelik bilgilendirmeler yapın. O gece Ankara'da birçok yerde çatışmalar yaşandı. 6 noktaya 13 bomba atıldı. MİT, Emniyet Müdürlüğü binası, TürkSat yerleşkesi vuruldu. TRT basıldı. Gün ağrırken artık darbe girişimi önlenmişti. Artık her şey çok sessizleşmişti. Yani ama şöyle bir şey oldu. Orada bir güvercin kanat çırptı ve biz hepimiz irkildik aynı anda. Yani insanların bir kuşun kanadından korkabileceği, ürkebileceği bir andı. Gece yaşananlar yerini sabahın sükunetine bırakmıştı ki bu kez Beştepe'den geldi haber. Darbeci askerler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresini vurdu. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece Türk siyasi tarihinde en uzun gece olarak kayıtlara geçti. Ertesi gün darbe girişimi tam anlamıyla bastırıldığında geride çok acı bir tablo kalmıştı. Sadece Ankara'da 55'i polis, 4'ü asker, 78'i sivil, 137 şehit verildi. 300'den fazla insan yaralandı. Yani 300'den fazla gazi var sadece Ankara'da. O gece o şehitlerin kanıyla bir destan yazıldı. 15 Temmuz destanı.